92.2 Radyo Ege Postası. Yepyeni bir program, Gerçek Seçilmişler programına hoş geldiniz. Ben Feyza Akgün. Bugün önemli bir konuğum var. Bornova ilçesine bağlı Yeşilova mahallemizin muhtarı Erkan Güler Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Feyza Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bu programa davetinizden dolayı ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz daveti kırmadığınız için. Biraz sizi tanıyalım, kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1973 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 35 yıldır Yeşilova'da ikamet ediyorum. Evliyim, bir oğlum var. 5 yıldır da Yeşilova'da mahalleme muhtarlık hizmetini yerine getirmeye çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Kısaca evet, böyle diyeyim. Çok güzel. Herkesin bir güçlü, zayıf yönleri vardır. Sizin kendinizi güçlü, zayıf gördüğünüz yönleriniz nelerdir? Tabii ki şöyle, mutlaka herkesin kendine göre bir mücadele, hayatta mücadele durumu vardır. Yaklaşık şöyle söyleyeyim, yani 20 yılı aşkın, 25 yılı yakın sivil toplum örgütlerinde görevler aldım. Bazı yerlerde benim istememe rağmen görevlerin içinde kendimi buldum. Hı hı. Topluluk tarafından hoşgörüyle karşılanmak güzel bir duygu. Evet, İstediğim hedeflere iyi veya kötü yönde de kötü yönde yaşamadım ama birçok noktaya geldim. Bu anlamda azimliyimdir diyeyim ya da. Evet. Azimliyimdir. Kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? Birinci dönemimizi bitirmek üzereyiz. 2014 seçimlerinde ki muhtarlık adaylık sürecinde yapılan işte seçimlerden sonra muhtar seçildim. 5 yıldır görevime devam etmekteyim. Evet, çok güzel. Muhtarlık denilince insanların akıllarına işte ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti geliyor. Bunlar dışında muhtarların görevi nedir? Size biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki genelde muhtarların sadece ikametgah belgesi ve işte ona benzer belgeleri hazırladığı düşünülür ama aslında muhtarların, tüm muhtar arkadaşlarımızın görevi gerçekten zordur. Neden? Sadece bu ikametgah belgesi veya nüfus sureti çıkartmak değildir. Veya önceden bu değişti tabii ki sistem. Kimliğiniz kaybolduğunda da kimlik belgesini, değişim belgesini muhtarlardan alabiliyorsunuz. Artık her geçen gün sistem değişiyor. Şöyle, E-Devlet üzerinden tüm işlemlerini vatandaşlarımız yapabiliyor. Evet. Toplumda şu anda şöyle bir algı da var aslında. Yani muhtarlar ne iş yapar? Sadece evrak verir. Bunları da biz artık E-Devlet'ten alabiliyoruz gibi düşünüyorlar. Fakat bu böyle değil. Çalıştığımız kurumlardan biraz bahsetmek isterim. Çünkü bunlarla bağlantılı bu konu. Tabii ki de. Öncelikle biz muhtar seçildikten sonra görevi valilik, kaymakamlıktan alırız. Yani biz onlara bağlı olan birimleriz, muhtarlar. Bir belediye başkanı da örnek veriyorum bunu. Yine kaymakamlıkla birlikte görevi teslim alır. Biz de aynı şekilde ama bizim belediyecilik, çünkü biz de belediye gibi değiliz. Yazışmaları, kaymakamlıkla olan bize gönderdiği envanterler, evraklar, istedikleri talepler mahalleyle ilgili olabilir, kişilerle ilgili olabilir, kurumlarla ilgili olabilir. Vatandaştan gelen taleplerin birebir yazılması halinde kaymakamlık, valilik tarafına iletilmesi anlamında asli görevimiz. Biz bir belediyeye bağlı değiliz. Büyükşehire veya ilçe belediyelere bağlı değiliz. Bağlı olduğumuz kurum kaymakamlık, valiliktir. İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Tabii ki oraya bağlı olduğumuzdan dolayı da genellikle vatandaşın talebi, atıyorum bir sosyal yardımlaşma ile ilgili bir sıkıntısı olduğunda biz bunların bilgilerini bizden de sorarlar. Biz deriz ki evet, kişi durumu şudur, buna benzer. Sadece bu değil. Posta birçok şey. Posta tebligat kanunu var. Hı hı. Örnek veriyorum. Postacıların evine vatandaşı bulamadığında o evrakları bize geri teslim edilir. Bir nevi postacılık görevi de görüyoruz. Hı hı. Onun haricinde yine bu ev arabaları vardır emniyetle. Sabahın 4'ü 5'i fark etmez. Emniyet arar bizi. Muhtarım ev aramasına gideceğiz. Katılmak zorunluluğumuz vardır. Bu nedir? Tabi burada bir yanlış algılamalara neden oluyor bazen. Şöyle, vatandaş zannediyor ki biz onları emniyete bildirdik de birlikte geldik gibi algılanıyor. Bu böyle değil. Savcılığın arama kararı çıkar. Emniyete intikal eder. Emniyet birimimizi arar.
Adresi bile bilmeyiz o ana kadar biz. Biz orada gittiğimizde tutanak düzenlenir. Kişinin hiçbir şekilde fizikim müdahaleye maruz kalmadığı, kişinin yapılan ev arabasında eşyasına, malına zarar verilmediği gibi bunların altını biz doldurulan tutana imzalar, onaylar. Kişiye de sorarız zaten var mı sıkıntı, yaşadın mı diye. Buna benzer birçok görev aldığımız alanlar var aslında. Bunun yanında sosyal yardımlar var dedim, demin söylediğim gibi. Tabii ki bu sosyal yardımlar kaymakamlığa bağlı. Bizim sadece öner olarak bize sorarlarsa veya talepte bulunurlarsa bu cevabı veririz biz onlara. Onun dışında dediğim gibi bağlı olduğumuz yer kaymakamlıktır. Belediyelim hiçbir resmi olarak bağımız yoktur. Nedir? İkili ilişkilerdir aslında. Hı hı. Gelen talepleri belediyeye yazılı, aynı şekilde kaymakamlığa olduğu gibi yazılı ifadelerle belirtiriz. Görevlerimiz kısacası. Aslında var. Olayın görünmeyen iç kısmı var yani. Kesinlikle. Öyle bir şey var. Peki bundan bahsetmişken muhtarlığın size göre zor ve kolay yönleri nelerdir? Valla şöyle söyleyeyim. Muhtarlığın önce zor yönü kendi mahallemden örnek vererek gidelim. Yaklaşık şu anda 40 bin civarı diyeyim, 30 kusur bin civarı, 38 bin civarı kayıtlı, kayıtsız olanlar da var mutlaka bunun içinde. Vatandaşımız yaşamakta. Evet. Birebir temas kuracakları tek kişi muhtar. Doğru. Bizim mesai saat, tabii ki kendimize göre belirlediğimiz mesai saatlerimiz var. Örnek veriyorum 9'dan 5'e kadar, 8.30'dan 5'e kadar, 6'ya kadar. Memur gibi kadar. Aslında. Aslında bu da kanunda belirtilmiş. Bizim görev saat alanlarımız bellidir. Birçok yerde bu uygulanır. 4 saat görev alabilirler muhtarlar. Yani kanuni hakları olarak söylüyorum. Ama bunu uygulamaya kalkarsanız bunun içinden çıkamazsınız. Çünkü her gece yarısı artıyorum yani akşam üzeri bile saat 7, 8, 9, 10 vatandaş arıyor. Ya bu evre almam lazım. Yarın yola çıkacağım. Veya başıma şöyle bir durum geldi. Mutlaka bu evrak almam gerekiyor. Bununla ilgili yardımcı oluyor. 8'de, 9'da, 10'da açtığımız oluyor. Vatandaşın evet. İşi görüyorsun diye. Zor yanı şu. Tabii ki istek, talep çok fazla. Aşamadığınız noktalar oluyor. İllaki devlet olur. Kurumları, bürokrasi, bürokratik engeller. Bu üzüntü veriyor aslında. Yani kolay bir şey değil. Her gelen talebi değerlendiriyoruz, ilgili yerlere bildiriyoruz. 3 gün sonra öğreniyorlar, bu yapılmadı veya bu isteğimiz olmadı. Siz aslında elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama gözükmemiş oluyor, algılanıyor. İlgilenilmemiş gibi düşünülüyor. Kesinlikle öyle değil. İnanın tüm muhtar arkadaşlar elinden geleni fazlasını yapmaya gayret gösteriyorlar. Ona ben de dahilim. Siz de buradan hepsi adına konuşmuş oldunuz. Konuşmuş oldum. Yani güzel yönleri de var. Bu olumsuzluk gibi algılanmasın ama tabii sıkıntılı. Kendinizden vereceksiniz, ödül vereceksiniz, zamanınızdan vereceksiniz, ailenizden vereceksiniz, maddi olarak vereceksiniz. Evet. Evrak almaya geliyor vatandaş, işe girecek, gidebilirim. Yol param yok, muhtarım diyor. O kişiye yardımcı oluyorsunuz. Yardımcı olmak yani. Zorunda kalıyorsunuz, öyle hissediyorsunuz. İlaç alacak öyle vatandaşlarımız var ki. Birazdan konuşuruz yine o konuyu. Tamam. İlacını alamayacak durumda olan insanlarla karşılaşıyoruz. Bu zorluklar, zorluk demeyeyim de onların zorlukları, yaşadıkları zorluklar bize birebir kendinden görülmüş gibi, kendi ailesinin içinde söylüyor. Aslında size gelmesi gibi, çok güzel bir şey. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet. Kısaca böyle söyleyeyim bunu. En son verilere göre muhtarların %83'ü erkek, %17'si kadın. Bu veri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, Bornova için örnek vereceğim. Şu anda Bornova'da 6 tane bayan muhtar arkadaşımız görev yapmakta bu 5 yıllık süreç içinde. Okay. Tabii şu an seçim dönemine girdik yaklaşık işte 2 ay sonra. 31 Mart'ta tekrar seçimler yenilenecek. Evet. Yeni arkadaşlar görev alacak. Bırakan arkadaşlarımız olacak. Bir de bu dönem adaylar tabii ki her bölgede, her mahallede olduğu gibi artış gösterdi. Şu an çıkan adaylar içine baktığımda Bornova bölgesi için özellikle söylüyorum. Mahalleleri için 45 mahallemiz var. Bayağı bir bayan aday arkadaşımız fazlalaştı. Umarım onlar da seçilirler. Daha fazla bir katılım sağlarlar. Evet. Ama şuradan da bakmak diye düşünüyorum.
bakılmalı diye düşünüyorum. Şimdi siyasi partiler aday açıkladılar. Siyasi partilerimiz, tüm partiler hemen hemen açıkladı. Yeni. Yani oradaki tabloya bir bakmalarını istiyorum bayan arkadaşlarım. Ne kadar adil bir dağıtım olduğu, siyasi partilerin tavırlarının ne olduğu da oradan daha iyi anlaşılır. Bu anlamda biz muhtarlar olarak bunda yine onlardan öndeyiz. Öyle söyleyeyim. Çok iyi. Peki vatandaşlar ilişkilerinize neye önem verirsiniz, neye dikkat edersiniz? Genellikle tabii temin söylediğim gibi, bahsettiğim gibi vatandaşlarımız muhtarlığa gelir. Yüz yüze birebir temas halinde oluruz. Derdini, sıkıntısını anlatır. Telefonla ararlar. Bir sorun varsa özellikle çok buna özen gösteririm. Yani sıkıntının yaşandığı sokak hangisiyse oraya gidip yerinde tespitini yapıp kime bağlı yaşanan sıkıntı, hangi kuruma bağlıysa çözümünü sağlamakla ilgili uğraşırım. Bu tabii insanların hoşuna gidiyor. Yani sizi orada gördüğünde bak muhtar gelmiş, en azından ilgileniyor. Bu güzel bir olay. Güven veriyorsunuz. Güven veriyor. Ailesi gibi görüyor vatandaşlar sizi. Bir de şu da var, artık teknoloji ilerledi. Sosyal medya alanında tabii ki çok önemli bir faktör olduğunu inanıyorum. Oradan da sizi bulabiliyorlar. Oradan da ulaşabiliyorlar. Evet. Mesaj yoluyla olsun, telefonla olsun. Her türlü sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani. 5 yıllık dönemde yaptığınız çalışmalarla ilgili konuşalım mı? Tabii ki. İşte dediğim gibi 2014 yılında görev aldıktan sonra ilk başladığımız bölgemizde doğalgaz maalesef yoktu. Ve bu ana doğalgaz ana boru hattı bizim mahallemizin sınırlarının yakınındaydı. O zamanki İzmir Genel Müdürümüzle yaptığımız toplantılarda, ya müdür buradan geçiyor, yani bu hattı uzatsak, bir an önce doğalgaz vatandaşımız faydalansa diye görüşmelere başladım. Yaklaşık bundan 7-8 ay seçildikten sonraki süreçte olumlu cevaplar aldım. İşte vatandaşlardan dilekçeleri topladık, talep belgelerini aldık. Biz de evet doğalgazı istiyoruz. Ödemeleriyle ilgili yardımda bulunduk. Ben ve İzmir Gaz'daki yetkili arkadaşlar. Ve o şekilde yaklaşık bir 2,5 yıllık süreç içinde Yeşilova'nın sadece ana caddemiz hariç 2 caddemiz var. Biri Kamil Tunca, biri Abdi İpekçi Caddesi. O da ana arter olduğundan dolayı Büyükşehir Belediyesi'nden kazı izinlerinin alınmadığından dolayı bazı bölümlerinde var, bazı bölümlerinde doğalgazımız yok. Diğer yaklaşık hemen hemen söyleyeyim yani 500'ün üzerinde bir sokağımız mevcut. Hemen hemen hepsinde doğalgazı getirdik. Onun haricinde bu yağmur ayrıştırma projesi kapsamında yağmur suyunun ayrıştırılması ile ilgili yağmur ızgaraları vardı. O zaman tabii bizden önce yapılmıştı bu. 2014'te yapılmış planlaması, programlaması. Fakat bazı noktalarda aşırı derecede sıkıntılı olan sokaklar vardı. Bunlar dikkate alınmamıştı. Bunlarla ilgili İSU Kanal Daire Başkanlığı'yla, Altyapı Daire Başkanlığı'yla yaptığım görüşmelerde kanal, yağmur ızgara kanallarının uzatılması, ilavelerin yapılması çalışmalarını yapmıştım. Onun haricinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eşref Paşa Hastanesi vardır. Orada yaptığım görüşmelerde gittim birebir, o zamanki başhekimle görüşmüştüm. Sağlık taraması başlattım. Şu anda bu yapılmıyor. Buna çok üzülüyorum. Birkaç görüşmem daha olmuştu. Onlara da hak veriyorum gerçekten. Çünkü diğer ilçelere de özellikle bu kırsal kesim dediğimiz köy olarak evet, baktığımız yerlerde çalışmaları yoğunlaştırdılar. Şöyle bir uygulamaya yaptık. Vatandaşımızı ücretsiz, Büyükşehir'den talep ettiğim araçlar doğrultusunda günde ayda 2 sefer Muayene. Hiçbir ücret alınmadan. Onun da çok faydalı olduğunu gözlemledim ve gördüm. Vatandaşlarımızdan gelen tepkileri de ölçme şansım oldu. Neydi bu? Sağlık taramasına gönderdiğimizde yaklaşık mahallemizden bir 70-80 tane bayanın ön teşhis konuldu. Meme kanseri. Oldukları erken tespit teşhis ama erken çok teşhis. Şey. Tabii tedavi süreçlerinde yine yardımcı olundu. En azından hastalıklarıyla ilgili bilgilerini elde etmiş oldular. Ön tedbirlerini aldılar. Bu anlamda o güzel bir hizmetti. Ama dediğim gibi diğer bölgelere de bu hizmet dağıtılmaya başlayınca biraz bir
duraksama dönemine girdik. Yaklaşık 2-2,5 yıldır da yapamıyoruz. İlk 4 başta yaptım yaklaşık 10 bin kişiye yakın, yani 10 bin yoksa bile 7-8 bin kesim vardır. Peki yine yapmayı, sağlık, yaptırmayı planlıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Aslında çok önemli üzerinde duruyorum. İkinci, onun dışında yeni park alanları vardı, oluşturuldu. Parklarda düzenlemeler yapıldı. Belediyenin yaptığı işler bunlar. Biz yaptık diyemeyiz tabii ki ama biz sadece taleplerimizi ilettik. Onlar da olumlu cevaplarla geri döndüler. Birkaç yerde eksiğimiz var. Umarım önümüzdeki dönem onlar da hallolur. Okullar, camiler peki? Okullar, okulla ilgili sıkıntımız büyük aslında. Mahallemiz dediğim gibi 38 bin nüfus var ama okul sayımız yetersiz. Onun dışında okul ihtiyacı çok büyük sorun. Sağlık çünkü ocakları fazla sorunları. Tabii ki nüfus fazla, sağlık ocağı sorunu var. Bunları birazdan değinirim. Onun dışında işte mevcut asfalt yama çalışmaları, park düzenlemeleri söyledim yine. Onun gibi çalışmalar, tabii bu kazılardan sonra çok büyük sıkıntı yaşadık. Kazıldı, bırakıldı. 6 ay gibi sürelerde kapanan yerlerimiz oldu, sokaklarımız. Burada çok büyük sıkıntılar yaşamıştık. Tabii ki tam manasıyla bitmiş değil. Yani asfalt anlamında söylüyorum bunu veya parke taşı anlamında mutlaka eksikler var. Bunları da yine değerlendireceğiz. Çözülmeyecek şeyler yok, değil. Yok, değil. Şimdi Yeşilova Mahallesi Türkiye'deki birçok ilçeden daha büyük nüfusa sahip. Evet. Peki buraya hani Yeşilova, Çamdibe ilçe olması yönünde bir çalışmanız var mı? Şöyle söyleyeyim, bizim bir çalışmamız olmadı. Mahalleyle ilgili veya diğer mahallelerle ilgili arkadaşlar da aynı şekilde. Şöyle bir yaklaşık 2-2,5 yıl önce, daha öncesi de olmuştu bu. Altındağ, Çamdibi, Pınarbaşı bölgesinin Bornova'dan ayrılıp Altınçam diye olması bir ara gündeme gelmişti. Bu da olumlu karşılanmadı zaten. Daha sonra Pınarbaşı bölgesinden böyle bir talep geldi. Yani Pınarbaşı'ndaki bölgesindeki mahallelerden. Yine bu şey alınmadı. Tabii bu yine şeyle ilgili, yerel yönetimlerle ilgili, bakanlıkla ilgili. Tabii, İçişleri Bakanlığı veya, tabii ki dayanmıyor. Önümüzdeki dönemlerde tabii hızlı, bir de şu da var, hızlı gelişen bir mahalleyiz biz. Yüksek yapıların hızlı arttığı bir nokta. Nüfus oranı her geçen gün artan bir mahalle. Tabii bunun yanında sorunlar da birikmeye devam ediyor. Büyüyor. Evet. Forum Bornova'daki villaların önünde çöp konteynerleri, küçük, süslü, tatlı ama bunu biz Yeşilova'nın dar sokaklarında göremiyoruz. Benim şöyle söyleyeyim, benim bölgem değildir orası gerçi, villaların olduğu kesim. Orası zaten biraz birkaç sokak sonra benim mahalle sınırlarımı açtılar. Orada da şöyle bir durum var, yani bildiğim kadarını söyleyeceğim. Belediyeden yaptığımız görüşmelerde veya konuşmalarda diyeyim. Oradaki kişilerin kendi ödedikleri ücret karşılığında belediyenin onlara verildiği yaşayan kişilere. Evet, söylendi. Evet, çöp konusu tüm İzmir'in diyeyim, hatta Türkiye'nin de sorunu. Özellikle şunu belirteyim, şimdi izleyen mahalle sakinlerimiz evet diyecek. Özellikle belli bölgelerde bizim Yeşilova'da bu asma yöntemi dedikleri bir sistem kullanıyor vatandaşımız. Çöpü balkondan bir iple kancaya takarak balkondan sarkıtıyor. Çöp arabası geldiğinde onu alıyor. Çünkü gerçekten kötü bir görüntü. Kötü bir görüntü. Kötü bir hareket. Yağmur yağıyor. Vatandaş balkon altından gitmeye çalışıyor. Kafasına o kanca takılıyor. Gözüne geliyor. Başına çarpıyor. Sular akıyor. Burada da yine belediyenin bu uygulamayı, bunu çok dile getirdim 5 yıl boyunca da, bir planlamaya alıp bir düzene sokması gerektiğine düşünüyorum ve ilettim defalarca. Ama bir sonuç alabildiniz. Bu da var. Alamadık maalesef. İşte konteynerların konulduğu alanlar müsait değil, uzak kalıyor vatandaşa. Onlar da haklı. Bu uygulamayı kendilerince üretmişler ve bu böyle süre gelmiş gidiyor. Ama şu da var. Sadece çöplerin asılmasının kötü bir örnek olması değil. Çöp konteynerinin içi boş. Bunu yanlış anlayacaklarını tahmin etmiyorum. Biraz daha duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Yani biraz da sorumluluğu kendimizde hissetmeliyiz. Evet.
Evet. Yani gelişigüzel atıyoruz. Şimdi bir örnek vereyim. Yani bu sürekli temizletiyorum bir alan var. Alanlarımız var mesela boş çöp konteynerin olduğu alanlar. 3 gün sonra, 3 gün sürmüyor bile. Dediğim gibi bir de şu da var. Doğalgazın gelmesi, çevre kirliliği. Örnek veriyorum. Belkavi'de falan baktığınızda İzmir sis dumanı altındaydı. Ve hala altında. Belli bölgelerde hala doğalgaz yok. Çöplerin etrafının kül yığınları içinde olduğunu göreve geldiğimde çok net biliyorum ve görüyordum, gözlemliyordum. Şu doğalgazdan sonra biraz azalma başladı. Doğalgaz kullanımı artınca. Tabii bir nebze bir katkısı oldu. Tabii. Temizliğini yapıyoruz. 2 gün, 3 gün geçmiyor. Aynı hale yine gelmiş durumda. Ama şunu söylüyorum, özellikle belirtiyorum. Çöp konteynerinin içi boş ama etrafı çöplerle dolu. Bu da biraz bizdeki vatandaşlarla ilgili. Ben de o mahallede 35 yıldır yaşayan bir insanım. Yani 5 yıldır görev aldım ama ben de o bölgedeydim. Yıllarımız geçti. Esnaflık yaptık. O bölgeden ekmek yedik. Oranın çocuğuz diyorum kendime. Hı hı. Ama biraz daha düzenli olmak bizim elimizde diye düşünüyorum. Buna yani da biz de vatandaşlar da duyarlı olmamız lazım tabii aslında. Ki. Kentsel dönüşüm ile ilgili Yeşilova'nın durumu ne peki? Evet. Malumunuz biliyorsunuz şu anda bir imar barışı gündeme geldi. Yaklaşık işte 6-7 aylık bir süreç. Hı hı. Kaçak yapılan yapıların resmiyete dönüşmesiydi bu. Şimdi bundan önceki bu kanun çıkmadan önce, imar barışı çıkmadan önce müthiş derecede diyelim binanız var, müteahhitle anlaşıyorsunuz, yanınızdaki komşular da anlaşıyor. Planını değiştirip ada bazında yüksek katlı yapıya dönüştürüyorlar. Size doğrudan daire veriyorlar veya belli bir miktarını alıp para ödeyip daire sahibi yapıyorlar. Bu imar barışından sonra bunun biraz önüne geçildiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Çünkü vatandaş zamanında yer aldığında biliyor. Burada 2 kat imarlı olduğunu biliyordu. Ne yapmış vatandaşımız yıllar içerisinde? Buna biz de dahiliz. Yani biz de yaptık sonuçta. Hadi bir oğlum evlenecek, bir kat yukarıya gözü almış kanunu bakmadan yapmış bir kat. Hadi kız evlenecek, ona da bir kat yapalım. Veya şu olmuş, hadi tamam bunu yaptık da bir de bir kira gelirimiz olsun, yetmiyor işte. Evet, doğru. Kiraya veririz deyip bir kat çıkmış. 1, 2, 3, 2 katlı yerler veya 3 katlı olan imarlı yerler 2, 3, 4 katlıdır. 3 katı oluyor yani. İmarlı bölgeler vardır bizim orada. Tabii bunlar da haliyle 5, 6 katlara kadar yükseldi. Evet. Bu imar barışından dolayı imar barışı belgelerini alan vatandaşlarımız tahmin etmiyorum çünkü belgesini aldı. Elektrik alamıyordu, elektriğini alacak. Su alamıyordu, suyunu alacak. Doğalgaz alamıyorsa doğalgazını alacak. Bir nevi binasını yıkmadığı sürece orada bir uygulama ya girmezse o bölge o şekilde yıllarca kullanacaklar ve bu da kentsel dönüşüm değildi. Baştan onu söylemek gerekirdi aslında. Bu temin söylediğim gibi müteahhitlerle anlaşıp kişilerin kendi rızalarıyla müteahhitlere yerlerini verip müteahhitlerin o ada bazında imar planlarındaki yapacakları katlı yapıların projelerini onayına alıp binaların yükselmesiydi. Dediğim gibi bu saatten sonra ben pek vatandaşın buna yanaşacağını düşünmüyorum. Bir de şöyle de bakmak lazım. Yani bulunduğumuz bölgenin insanı yıllarını orada yaşamış, geçirmiş insanlar. Bir şey var yani adetleri var. Bu katlı yapıların gelmesiyle birlikte bu adetlerin, örf adetlerinin de yok olması, yerinde göç, yani yerinde dönüşüm olmalı. Öyle olacaksa tabii demin söylediğim gibi belediyenin alacağı kararlarla ilgili ileride bir karar alır. Der ki ben burayı kentsel dönüşüm alanı ilan ettim. Der. Bu da ne olur? Oradaki kültürel yapının değişimine, erozyonuna maruz kalır diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Evet. Peki şimdi siz bu mahallede senelerce yaşamışsınız, burada büyümüşsünüz. Size kişisel olarak illaki hani yardım isteyenler oluyordur, geliyorlardır yanınıza. Mutlaka. Bunlara nasıl tepki veriyorsunuz, nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi temin söylediğim gibi bu yardım konusu önceden bizlerden önceleri, yani 5 yıl, 10 yıl öncesine kadar gidersek
Örnek vereceğim bunu. Kömür yardımı muhtarlar tarafından yapılırdı. Kaymakamlık muhtara listeni hazırla, ne kadar kömüre ihtiyacım var, kaç vatandaşım var deyip kömürünü muhtar aracıyla dağıtımını yapardı. Bu tabii biz görev aldıktan sonra daha ondan önce de kaldırılmıştı. Vatandaşımız sosyal yardımlaşma vakıfları var. Her ilçenin sosyal yardımlaşma vakfı vardır. Türkiye genelinde var. Vatandaşımız oraya gider. Kömür yardımıysa kömür yardımı. Nakdi yardımsa nakdi yardım. Tüm müracaatlarını oraya yaparlar. Orada bir heyet oturur. Evlerine gelir heyet. Bakar durumları nedir. İşte üzerine kayıtlı araç tescili olmayacak. Üzerine kayıtlı ne bileyim emlak gayrimenkulü olmayacak. Sigorta SGK çalışan çalışıyor mu diye ona bakacak. Hı hı. Gelen aileye gelen ücreti kaç kişi var diyelim. Örnek veriyorum 2000 lira ailene kazancı aylık. Ailede 4 kişi var. Sınır, bunun bir sınırı vardır. Bu sınıra göre 4'e böler o aileye giren parayı. Neye düşüyor kişi başı geliri? 500 lira. 500. Örnek veriyorum bunu. Tabii miktarı onlar daha detaylı biliyorlar. 501 lira olduğu zaman size yardım biraz zor çıkar. Onu açık söyleyeyim. Belli bir limiti var çünkü. O limitin altındaysanız o zaman size işte nakdi yardımsa nakdi yardım. Kömür yardımsa kömür yardımı. Ne bileyim çocuk parası da çocuk parası. O limit önemli yani. Limit önemli. Şimdi evet. Vatandaşımız buna dikkat etmiyor. Yani hani her başvuran kişiye bir şey verilirmiş algısı var. Bu gelir tespitiyle ilgili. Gelir tespitinde eğer verilen alt limit sınırındaysanız o zaman bu yardımlardan yani faydalanabiliyorlar. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Genelde bu Ramazan aylarında yaşanır. İnsanların tabii ki o anki duyguları daha bir yükseliş gösteriyor. Hı hı. Yardımlaşma anlamında. Atıyorum bir vatandaşımız gelir bize der ki ya muhtarım böyle bildiğiniz aileler var mı? Biz yardım yapmak istiyoruz. Ne bileyim erzak alacağız. Erzak kolileri yaptırdık. Bunları dağıtmak istiyoruz. Yardımcı olur. Bize gelen vatandaşların zaten biz kayıtlarını alıyoruz. İşte durumuna göre ki soruşturuyorum da buna dikkat etmeye çalışıyorum. Geri çevirmiyorsunuz yani. Yani nedir gerçekten ihtiyaç sahibi mi diye. Gelen hayırsevere diyorum ki bakın şu kişiler bende mevcut. Listeyi size vereyim. Kendiniz benim gönderdiğimi ben söyleyin söylemeyin önemli değil. Yani çünkü telefon numaralarını veriyoruz kişiye. Arıyor diyor ki böyle böyle insanlar tedirginde olabiliyor. O yüzden söylüyorum onu yani muhtar arattırdı diye desinler diye. Kişi götürüyor hayırseverimiz. Gıda kolisi yaptırmış onu vatandaşımıza teslim ediyor. Veya birlikte dağıtalım muhtarım diyor. Beraber çıkıyoruz. Kişilerin listesiyle beraber hangi adreste şu. Veya arıyorum zaten. Diyorum ki bak şöyle şöyle evde misiniz biz geliyoruz. Hayırseverinde kendisi de gözümün önünde hayrını vermiş oluyor. En fazla yapabileceğimiz de hayırseverlerden bir şey gelirse Ramazan ayında genellikle olur bu. Gelirse vatandaşa ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerimize bize gelenlere yaptığımız listeye göre yardımcı olmaya elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Evet. Bir hayra giriyorsunuz. Evet. Onların sayesinde biz de dediğimiz gibi. Evet. Yeşil Ova'nın temel sorunları nelerdir size göre? Yani bunları çözmek için aklınızda proje, fikir var mı? Temin bahsettiğim gibi çöp olayından bahsetmiştik. Evet. Yine doğalgazla ilgili yapılan çalışmalardaki su ishalatlarının, boruların yenilenmesi çalışmaları falan yapıldı. Tamam bir miktar düzeltilebildiği kadar düzeltildi. Yalnız şöyle bir sıkıntımız, çöp konuştuk dediğim gibi ama şu var, sadece Yeşil Ova'nın sorunu değil bu. Buradan da tüm mahallede şu anda asfaltlardaki yama sıkıntısı, yama yapılması gereken yerler var. Hatta yamaya geçtim, yeniden asfaltının serilmesi, baştan serilmesi gereken birçok nokta var. Yaşanılan sıkıntılardan en büyüğü şu anda benim gözlemlediğim, hava yağışlı, arabanızı geçiyorsunuz çukurun içindesiniz. Evet, ya lastiği patlatmışsınız ya jant yamulmuştur. Vatandaşlar ya muhtarım bak işte böyle oldu başımıza bu geldi. Allah daha beter kazalardan korusun ama onların sorumluluğunda değil. Bu
yine belediyeyle ilgili sıkıntı. Hı-hı. Burada hiç kimse kusura bakmayacak. Belediyeler şu anlamda biraz sıkıntılı. Yaptıkları çalışmalar, bunu özellikle belirtiyorum. 4 ay önce yeni yapılan sokaklarım vardı, asfaltı yapıldı. Gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Başlarına gittim, durdum. Mehil verin. Yani su bir şekilde dursun. Amacımız kapıların önünden o su birikintisinin uzaklaşmasıydı. Ama yapılan çalışmaların, hiç kusura bakmayacaklar, denetlendiğini ben gözlemlemedim. Bir iş yapılıyorsa bunun bedeli var. Bunu da firma almış, ihaleye girmiş, asfalt ihalesini bitirmiş. Hı hı. Gelmiş mahallemde veya başka mahallede serimini yapıyor. Ama başında denetleyici bir saat durarak bu iş denetlenmiş saymam ben bunu. Saymıyorum. Çünkü, girişi güzel herhalde. Evet. 3 gün sonra orada çökme oluyor veya başka bir sıkıntı yaşanıyor. Mehil vermiyor. Kapıların önü su içinde. Amacımız zaten o binalardan suyun uzaklaşmasıydı. Yapılan çalışmanın ne anlamı kaldı o zaman? Hiçbir anlamı ifade etmiyor. Yani en büyük sıkıntılardan biri İzmir için, İzmir genel için söylüyorum, sadece Bornova değil. Çünkü diğer ilçelerde de arkadaşlarımız var, dostlarımız, ziyarete gittiğimiz arkadaşlarımız var. Gittiğimizde görüyoruz. Buca'ya gidiyorum, görüyorum. Karşıyaka'ya gidiyorum, görüyorum. Konağa gidiyoruz, burası. Konağın merkezinde şu anda Basmaneti. Bir iki tane yer söylerim. Ben de Bucalı olarak rahatsızım bu konuda. Evet. Hiç kusura bakmasınlar. Hiç kusura bakmasınlar aynen. Peki mahalledeki spor tesisleri hakkında konuşalım biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bölgemiz itibariyle yaklaşık Bornova tabii. Bornova ve Çamdibi. Ama Çamdibi özellikle Çamdibi altında Pınarbaşı, Yeşilova bölgesinde spor kulüplerimiz çok fazla. Fazlalaştı, evet. Fazla. Tabii ki bunların da kullanacak alanlara ihtiyaçları var. Antrenmanını yapacak, maçını çıkacak sahalara ihtiyacı var. Evet, belli noktalarda var. Fakat şöyle söyleyeyim, Yeşilova'da belli bir alanımız vardı. Hı. O alan şu anda park haline dönüştürüldü. Spor tesisi, mevcut başkanımız da Bornova Belediye Başkanı'yla yaptığımız görüşmelerde en kısa sürede bu yeni yapılan otoban kısmı dediğimiz bir alan vardır, pointin üst kısımları. Orada bir alanımız mevcut, bayağı da büyük bir alan. Oraya yeni bir spor tesisinin yapılacağını bize ifade etmişti. Tabii önümüzde seçimler yaklaştı. Tabii projelendirdiler mi onu da tam bilmiyorum. Eğer projelendirildiyse umuyorum seçimler sonrası bu tesisleri de yapımına başlayacaklar. Çünkü bölgemizde dediğim gibi çok fazla miktarda spor kulübümüz var. Örnek vereceğim, bir tane bizim Yeşilova'mızda 2-3 spor kulübümüz. Bulundukları alan çok küçük bir alan içinde, hem idari binaları mevcut, kullanamıyorlar, zorluk yaşıyorlar. Hem antrenman yaptıkları saha küçük. Hı hı. O anlamda da eğer bu tesis yapılırsa diğer spor kulüpleri de bundan faydalanacağını düşünüyorum. Yani şey de var, bir de 1,5-2 yıl oldu açılalı, mahallemizde bir kapalı spor salonumuz var. Hmm. Basketbol maçlarının oynandığı, handbolun oynandığı. Tam bu otellerin karşısında bir alanda. Bayağı da büyük bir tesis. Oradan da o anlamda güzel bir yararlanılabiliyor. Mahallemizdeki insanlarımız da spor faaliyetlerini, çocuklarını oraya götürüp belediyeyle, tabii belediyeden kayıtlarını yaptırıp oradan faydalanabiliyorlar. O anlamda da şanslı bir mahalleyiz aslında diyorum. O kapalı spor salonunun bulunması gerçekten bizim mahallemiz adına iyi bir şey. Sahte seçmen kayıtları var biliyorsunuz, evet, çıktı ortaya. Bunun hakkında biraz konuşalım isterseniz. Şöyle yaklaşık 15 gün öncesine kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun bizlere ilettiği her seçim dönemi uygulanan bir uygulama. Seçmen askı listeleri. Vatandaşımız 15 gün, 20 gün boyunca bu askı listeleri muhtarlıklarda askıda kalır. Vatandaşımız gelir, isminin olup olmadığını kontrol eder. Ama şöyle bir, şu 15-20 günlük, bir aylık yaklaşık süre içinde şöyle bir algı oluştu. Muhtarlar kayıtları yapıyor. İşte bir bina 50 seçmen, 200 seçmen. Böyle bir şey asla ve asla yok. Nasıl yok? Bu nüfus kaydınız, diyelim ki siz birini, adresinizde birisini almak istiyorsanız, naklini, nüfus müdürlüğüne gidip onay vermediğiniz sürece
o adresi hiçbir kimseyi kayıt edemezler. Bu muhtarın yetkisinde değildir. Kayıt yapmak, kayıttan düşürmek, silmek muhtarlığın yapacağı bir işlem değildir. O işleme sistemine girmeniz mümkün değil. Sadece nüfus müdürlüklerine verilmiş bir yetkidir. Nüfus müdürlüğüne sizle beraber yanınızda diyelim kardeşinizi kaydını yaptırmak istiyorsunuz. Siz onay vermediğiniz sürece hiç kimse sizin adresinizde kayıt alamaz. Vatandaşta şöyle bir algı oluştu bu dönem, tabii bu haberler çıkınca. İşte muhtarlar kayıtları bir haneye 50 kişiyi doldurmuş, bir haneye 100 kişiyi yazmış. Bu muhtarlıkla ilgili bir sıkıntı, şey değil, durum değil. Bunu bilmelerine özellikle rica ediyorum vatandaşlarımız. Bu dediğim gibi kişilerin kendi rızalarıyla beyanları doğrultusunda o adres kayıtları yapılır. Tabii burada evet oradaki memur onu bilemeyiz. Memur girmiştir, kaydını yapmıştır o kişilerin. 50 kişi de olabilir. Olabilir. Bunda kanuni bir şeyi yok. Siz onay verdiyseniz oraya 50 kişi de kayıt alabilirsiniz. Bu sizin o binadaki gerçek oturan kişinin beyanıyla ilgili. Maalesef şöyle bir durum var. Şimdi okul dönemi en çok yaşadığımız sıkıntı. Vatandaş geliyor. Diyelim civar A okulunu beğenmemiş. Çocuğunu B okuluna göndermek istiyor. Adres kayıt sistemiyle ilgili bu yine okul kayıtları. Evet. Bakıyoruz listeye şu sokak. Evet bu A okulunu tutmuyor. B okulunu hangi sokak tutuyor? Bu sokak. Oradan ben bir tanıdığım amcam var, dayım var, teyzem var. Onun yanına kayıt aldırırsam çocuk bu sisteme düşecek mi? Evet düşecek. Bunu tüm vatandaşlarımız yapıyor. Tüm illerde yapılıyor bu. Bu sefer ne oluyor? Seçim dönemi geldiğinde seçmen kaydırmaları ortaya çıkıyor. Kendimden örnek vereyim. Mecburum. Belki ihbar gibi olacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi vatandaş gelmiş tanıdığım insanlar, mahallemin insanı. Şu adres şu okulu tutuyor. Bana adres bul. Ya ben adres kayıt giremiyorum, yapamam. İşimiz düştü, yapmadım muhtarım. Tamam gel nüfus müdürüne gidelim. Benim adresime kaydınızı yaptırayım, okula çocuğun okula gitsin. Bu acı bir gerçek ama bunu da sistem size zorluyor. Evet. Sistem zorlamasından dolayı o adres kayıtları yapılıyor. Mutlaka temin söyledim. Memur orada belki yanlışlıkla kişiyi silmiş olabilir. Geçen gün bir amcam geldi, Feryat Figan. Sana oy verdik, senin için çalıştık, sen bizi silmişsin. Ya İsyan. 40 bin kişi var, ben aklıma gelecek. Feyza Hanım'ı bulacağım orada, sileceğim. Zaten silme yetkim yok ama. Feyza Hanım'a gittim sildim. Öyle bir durum söz konusu değil. Amca diyorum bak nüfusla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Ondan kaynaklı derdimi maalesef anlatamadım. Ama bunu bilmelerini istiyorum. Kesinlikle adres kayıtlarını altını çizerek söylüyorum. Nüfus kayıtlarını nüfus müdürlükleri yapar. Oradaki memur arkadaşlar muhtarlar değil. Belediye başkan adayları değişti. Biraz önce de biraz bahsettik. Hı-hı. Ne dersiniz? Ne vallahi konuşursunuz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi diğer yani bütün siyasi partiler adaylarını hemen hemen İzmir'de de belirledi. Birlikte 5 yıl görev yaptık. Mevcut başkanımız Olgun Atilla ile çalıştık. Tabii yeni bir Borno için Cumhuriyet Halk Partisi için örnek veriyorum bunu. İki gün önce yeni bir aday açıklandı. Kendi Olgun Başkan'a da 5 yıllık hizmeti için teşekkür ediyorum. Güzel bizlerle birlikte uyum içinde çalıştı. Birlikte güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum. Bizim fikirlerimizi önemsemişti. Tabii onun dışında yine AK Parti'nin adayları belirlendi. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Mahallemde bir tane büyükşehir belediye başkan adayımız mevcut benim mahallemden. Sayın eski bakanımız şu anda AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Sayın Nihat Zeybekçi bizim mahallemizde ikamet ediyor. Mahallemde olur. O ayrı bir şey. Yine dediğim gibi işte Tunç Soyer atandı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mevcut atanan, seçilecek olan belediye başkanları, bu hangi partinin olduğu bizim için önemli değil. Bizleri dinlemeleri, bizlerin öngörülerini, görüşlerini almaları bizler için çok önemli. Çünkü onların bir nevi hizmetlerinde öncülük eden kişiler bizleriz. Mahallede yaşanan sıkıntıları,
onları en çabuk ulaştıracak sorunun çözümü ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmaların nasıl yürüyeceğini bizlere, muhtar olacak arkadaşlara, mevcut seçilmiş, devam edecek arkadaşlara mutlaka danışılmalı. Onların hepsine başarılar diliyorum bu anlamda. Çıktıkları yolda umarım kim kazanırsa birlikte inşallah çalışacağız. İnşallah. Öyle diyeyim. Biz biliyoruz ama 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olacak mısınız? Bunu sevenleriniz duymak ister. Tabii ki. 5 yıllık süreci bitirdik dediğim gibi 2 ay sonra. Yine tabii vatandaşlarımızın şu anda gelip birebir konuşmalarında aday olmam doğrultusunda bir güzel istek görüyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. Tabii ki onların yine tercihleriyle olacak bu iş. Umarım 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde görevi tekrar verirlerse, adaylık tabii ki adayım, görevi verirlerse bir 5 yıl daha onlar adına hizmet etmekten onur ve kıvanç duyarım, mutluluk duyarım. Biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Neler söylemek istersiniz vatandaşlarımıza, İzmir halkına, Yeşilova'ya? Bizi izleyenlere, takip edenlere hepsine teşekkürler ediyorum öncelikle. Demin de ifade ettiğim gibi umarım bir 5 yıl daha birlikte onlarla hizmet etmek onurunu yaşarız. Çok teşekkürler diliyorum ayrıca size. Çok teşekkür ederim Erkan Bey programımıza katıldığınız için. Keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. ...92.2 Radyo Ege Postası. Reklamın hedefi tüketicilere bir ürün veya hizmeti duyurmak, ürüne, markaya, işletmeye karşı tüketicilerde olup...